Amerika Birleşik Devletleri dünyanın neredeyse her ülkesinden kişi barındıran ve kozmopolit bir yapıda aslında göçmenlerin oluşturduğu bir ülkedir. Özellikle son 100 yılda pek çok ülkeden göç almış ve bu göçler neticesinde ülke içinde getto kültürü yoğun bir şekilde oluşmuştur. Farklı ülkelerden gelen göçmenler Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde birlik halinde bazı mahallelerinde toplanıp yaşamaya başlamıştır. Daha sonra da Amerikan sokak çeteleri ve suç örgütleri de ortaya çıkmıştır. Amerika'da daha çok Afro-Amerikan, yani Afrika kökenli Amerikan vatandaşlarının oluşturduğu sokak çeteleri ön plana çıkmasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'dan yoğun göç alması sebebiyle Latin Amerika kökenli sokak çeteleri de oldukça ön plana çıkmaktadır. Crips, Afro-Amerikan yani siyahi Amerikan vatandaşlarından olan bir sokak çetesidir. Crips çetesi Raymond Lee Washington ve Stanley Tookie Williams tarafından 1969 yılında kurulmuştur. Kaliforniya ve Los Angeles'ta kurulmuş, 30 bin ya da 35 bin kişiden oluşan bir üye ağının olduğu düşünülmektedir. Bu suç çetesinin uyuşturucu, silahlı soygun ve cinayet gibi suçlara karıştığı bilinmektedir. Çeteyi ayırt eden özelliklerden en önemlisi mavi renk giysiler giymesi olmuştur. Ünlü rapçilerden Snoop Dogg'un da bu çetenin üyesi olduğu öne sürülür. Amerikan ordusu kaynakları ülke dışında da Crips'in üsleri ve üyeleri olduğunu belirlemiştir. Kurucularından Stanley Tookie Williams, çetenin kurulmasına sebep olan dinamiklerden birinin ülkede yoğun olan siyah beyaz ayrımcılığı olduğunu yazdığı bir kitabında ifade etmiştir. Crips çetesi üyeleri kendine has amblemleri ve işaretleri olan mavi kıyafetleriyle bir Amerikan sokak çetesidir. Bloods çetesiyle rekabetleri ve çatışmaları meşhurdur. Crips çetesi için Crab yani İngilizce yengeç anlamına gelmektedir. Crips çetesi için Crab kelimesini kullanmak aşağılanma olarak sayılmakta ve cezasının ölüm dahi olduğu büyük bir hakaret olarak görülmektedir. Crips çetesi liderleri aralarında gizliliği cezaevinde korumak için 70'li ve 80'li yıllarda Afrika dili kullanmışlardır. Mara Salvatrucha yani M13. Mara Salvatrucha, El Salvador göçmenlerinin gençlerinden oluşan Latin Amerika kökenli bir suç örgütüdür. Kaliforniya ve Los Angeles'ta aktif olarak faaliyet göstermektedirler. 1980'lerde El Salvador'da iç savaştan kaçan göçmenlerin Amerika'ya yerleşen gençlerinden oluşmuştur. Gettolardan ve yetimhanelerden gelen bu üyeler özel bir kabul töreniyle çeteye dahil olmakta ve çete üyeleri Mara adını almaktadır. Çetenin özellikle uyuşturucu ticareti, silahlı soygun, gasp, adam yaralama, fuhuş gibi faaliyetlerde olduğu bilinmektedir. Mara Salvatrucha çete üyeleri özellikle yaptırdıkları dövmeler ile göze çarpmaktadır. Ayrıca Maralar El Salvador bayrağının renkleri olan mavi ve beyaz kıyafetleri giymektedirler. Amerika'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Mara Salvatrucha M13 ismiyle de anılmaktadır. 13 rakamı Hristiyanlar için uğursuz olsa da bu çete için uğur sayılmaktadır. 13 rakamının kullanılmasının sebebi ise Los Angeles'ta 13. caddeden geldiği çete tarafından açıklanmıştır. Çete üyeleri arasında kadınlar kesinlikle üye olamazlar ve çetenin üyelerinin yaklaşık 25 bin civarında olduğu iddia edilmektedir. Amerikan polisi M13 için ICE isimli özel bir birlik kurmuştur. Yakın dönemde yani Mayıs 2018'de Amerikan Başkanı Trump, Latin Amerika kökenli göçmenlerin ülke için tehlikeli olduğunu söylemek için Salvatrucha çetesini hedef tahtasına koymuş ve Amerika'nın M13'te savaş yapacağını söylemiştir. Salvatrucha çetesinin Kuzey ve Orta Amerika'da siyasete yön verecek kadar güçlü bir örgüt olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca Mara Salvatrucha suç örgütünün aşırı derecede vahşet içeren cinayetleri bulunmaktadır. Mara Salvatrucha, M13, M14 şeklinde farklı kolları olup bu şekilde isimlendirilirken bir de M18 yani Mara 18 bulunmaktadır. Mara 18 asıl Mara Salvatrucha yani M13 tarafından fazla sevilmemektedir. Bloods, Los Angeles merkezde
Afro-Amerikan çetesi olan Bulos üyeleri, kırmızı renkli kıyafetler giyen üyelerden oluşan bir suç örgütüdür. Ezeli rakipleri Crips'tir. Öldürülen ünlü rapçi Tupac'ın da Bloods üyesi olduğu iddia edilmiştir. Tipirus, Bloods çetesinin kurucusu olarak kabul edilir. Bloods çetesinin soygun ve faaliyetlerinde yoğun bıçak ve jilet yaralarına sebep olduğu kayıtlara geçmiş olup, üye kabul törenlerinde bu şekilde uygulamalar yaptığı belirlenmiştir. Bloods üyelerinin Amerika'nın çeşitli yerlerinde üyeleri olduğu gibi, aynı Crips gibi Bloods çetesinin de deniz aşırı ülkelerde üyelerinin ve faaliyetlerinin olduğu belgelenmiştir. Latin Kings. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde Latin üyelerden kurulu ve iddiaya göre Amerika'nın en organize çetelerinden biridir. Diğer çetelerin aksine şiddet olaylarını çok daha fazla benimsemeyen Latin Kings eşitlikten yana olan bir anlayışı vardır. Kendisine ait anayasası dahi olan Latin Kings, Afro-Amerikan çetelerle olan savaşlarıyla bilinmektedir. Özellikle Bloods çetesiyle olan rekabetleri, Bloods'un bitmesine değil, daha da güçlenmesine sebep olmuştur. Sadece Chicago'da 30 binin üzerinde Latin Kings'e bağlı tetikçinin olduğu öne sürülmektedir. 18 Street Gang. Merkezi Los Angeles olan bu organize suç çetesi, orta ve güney bölgelerinde aktiftir. Uyuşturucu ticareti, silahlı soygun, cinayet, haraç gibi pek çok suç ile ilişkilendirilen Street Gang'ın 50 binin üzerinde üyesi olduğu varsayılmaktadır. Yaklaşık 37 eyalet ve 10 farklı ülkede faaliyetleri olduğu düşünülen 18 Street Gang adını Los Angeles'taki 18. caddeden alır. Orta Amerika'da Mara 18 isimli çete ile irtibatlı olduğu düşünülmektedir. Aryan Kardeşliği. Aryan Kardeşliği, saf Aryan ırkının üstün olduğuna inanan sapık bir düşünceye sahip üyelerden oluşan bir çetedir. Diğer Amerikan çetelerinden farklı olarak bu çetenin oluşumu genellikle sokaklar değil, Amerikan federal hapishaneleri olarak göz çarpmaktadır. Genellikle beyazlardan oluşan bu çete üyeleri çoğunlukla müebbet ve idam cezası almış mahkumlardan oluşmaktadır. İşledikleri suçlardan, ceza almaktan korkmamaları ve uzun yıllar cezaevlerinde kalmış üyelerden oluşmaları ve hapishanelerde etkili olmaları onları eli kanlı bir çete haline getirmiştir. Amerika'da bazı muhalifler ise Aryan Kardeşliği'nin bazı devlet organları tarafından desteklendiğini ileri sürmektedirler. Aryan Kardeşliği'ne üye olmanın şartlarından biri, cezaevinde koğuş arkadaşlarından birini yaralamak ya da öldürmektir. Kendine has dövmeleriyle ayırt edilebilen Aryan Kardeşliği çetesinin gelirini haraç toplama, silah ticareti, tetikçilik ve uyuşturucu ticareti oluşturmaktadır. Aryan Kardeşliği'nin ayrıca siyasi ve ırksal ayrımcılık amacıyla cinayet işlediği kayıtlara geçmiştir. Üye sayısının 15 binin üzerinde olduğu öne sürülmektedir. Sloganları kan içeri kan dışarı olan Aryan Kardeşliği'nin içine girdikten sonra çıkma yöntemi sadece ölümdür. Yetkililere göre Amerikan cezaevlerinde işlenen cinayetlerin %18'inden bu örgüt sorumludur. Tabii ki bunların dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok suç örgütü, bunlara bağlı yerel oluşumlar ve sokak çeteleri bulunmaktadır. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.